Okul tatil olmuştu. Herkes bilir ne kadar heyecanlı olduğunu. Tatil planımız vardı. Bu yaz çok güzel geçecekti. Babam son eşyayı da çantaya koyduktan sonra hain bir gülümsemeyle anneme bakıp "Bunları taşıyacak kişi çok yorulacak" dedi. "Ama anne, o çantayı ben taşıyacağım. Lütfen çok ağır yapma" dedim. Herkes birbirine bakıp güldü. Tatilin güzel geçeceği hepimizin yüzünden belliydi. Tam evden çıkacakken babama telefon geldi. Telefonu açtıktan sonra yüzü asıldı. Gözleri doldu. Babaannem ölmüştü. Bu duruma ne kadar üzülsem de ninemi fazla görmediğimden benim için tatilin iptal olması daha da üzüyordu beni. Hemen köyümüze bilet alıp yola koyulduk. İçimden hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceği hakkında bir düşünce vardı. Köye vardığımızda içimde bir ürperti vardı. Çok ürkütücü gözüküyordu. Eskiden böyle değildi burası. Çok güzel bir yerdi ama sanırım baraj yapılacağı için bazı evler yıkılmıştı. Bir taraftan da devam eden baraj inşaatı yarıda kesilmişti. Baraj inşaatı sırasında işçilerin kafayı sıyırması ve ortadan kaybolması inşaatı yarıda durdurma kararı almalarına sebep olmuştu. Dedem ve ninemin evi barajın yapılacağı yerin dışında olduğu için yıkılmamıştı. Onlar orada kalmaya devam etmişlerdi. Köyde en fazla 6 ya da 7 ev kalmıştı. Köyde çok az kişi yaşıyordu artık. Dedemlerin arka bahçesinde kurumuş, çok kötü kokan bir kuyu vardı. Bu çok rahatsız ediyordu ama alışmalıydım. Evinin önünde ise dedemin arabası vardı. Sanırım o araba ile şehre gidip gelebilecektik. Cenaze işleri bittikten sonra babamla annem yazı burada geçirmeye karar vermişlerdi. Annemle babam "Biz şehre iniyoruz, gelmemiz 4-5 saati bulur" deyip gittiler. Dedemin yanına gittim. "Dede, sende güzel hikayeler vardır. Anlatır mısın? Zaman çabuk geçsin." Dedem kabul etti ve yanına oturmamı söyledi. Başladı anlatmaya. Söylenenlere göre bu köy 100 yıl kadar öncesi Şerlilere aitmiş. Burada yaşarlarmış ama eski yerliler yerleşim yeri kurmak için onlarla bir anlaşma yapmışlar. Anlaşma şöyleymiş: her yıl bir tane yeni doğmuş bebeği onlara adak olarak vereceklermiş. Bu anlaşmayı 10 sene devam ettirmişler ama en sonunda yerliler bunun canilik olduğunu söylemişler ve bu geleneğe devam etmemişler. Bundan sonra adak almayan Şerliler kendi isteklerine göre insan kaçırmışlar ve deli etmişler. Köy ilk başta yüksek nüfusluymuş ama kaybolanlar, deli olanlar, korkudan göç edenler derken köy 100 yılın sonunda olduğumuz noktaya geldi. Bu bir efsane olduğu için biz inanmıyorduk. Kaçırılan ve deli olanlardan başka bir sebepten dolayı bu noktaya geldiğine inandık. Sonra dedem hikayesini anlatmaya devam ederken şöyle söyledi: "Sana bir şey söyleyeceğim ama sakın ailene söyleme. Deli olduğumu düşünsünler istemem" dedi. Heyecanla ve korkmuş bir şekilde yutkunarak kafamı salladım. Dedem devam etti: "Bence ninen de ölmedi. Onlar götürdü. Cenazede tabutun içinde hiç kimse yoktu. Ama onun içi boştu. Çok hafifti. Ninen aslında kayboldu. Onu Şerliler aldı" dedi. Dedem aniden ayağa kalkarak "Ben uyumaya gidiyorum. İstersen televizyonu aç izle" dedi. Yavaş adımlarla odasına yürüdü ve sertçe kapıyı kapattı. Sanırım üzgün ve sinirliydi. Akşam 11'i gösterdiğinde annemle babam geldi. Babam bana "Deden nerede?" diye sordu. Ben de "Odasında uyuyor" dedim. Babam "İlaçlarını alması gerek. Ben onu uyandırayım. Sen erzakları yerleştir" dedi anneme ve dedemin odasına girdi. Babamın odaya girmesiyle çıkması bir oldu. "Benimle dalga mı geçiyorsun? Deden odasında değil. Pencereyi niye açık bıraktın?" diye beni azarladı. İçime birden korku doldu ve kekeleyerek "Baba, yemin ederim dedemin odasına girdiğini gördüm. Girdiğinden beri kapı kapalı, hiç açılmadı, dışarıya çıkmadı" dedim. Babam benim kekelememden korktuğumu ve şaşırdığımı anlamıştı. Benim düşüncem pencereden çıkmıştı ya da onu birileri almıştı. Babam hemen jandarmayı aradı ama her zaman çeken telefon şimdi çekmiyordu. Hiçbirimizin telefonu çekmiyordu hem de. Babam bu tip durumlarda panik yapar, zar zor nefes alıyordu. Annem onu sakinleştirirken bir anlık sinir ve cesaretle akşamın 12'sinde dedemi aramaya çıktım. Nerede olabilir diye düşünürken ormanın içinde gülme, eğlenme sesleri geliyordu. Bu beni inanılmaz bir şekilde korkutmuştu. Sese doğru gittim. Ormanın içerisinde 100-150 metre yürüdükten sonra bir açıklık vardı. Neredeyse 30-35 kişi oynuyorlardı. Ama bunlar nasıl insanlar böyle? Bazılarının boyu uzun, bazıları kısa, bazılarının kafası büyük, bazılarının bedeni çok küçük, bazılarının kafası ters. Korkudan yerimden kıpırdayamıyordum. Beni şaşırtan en büyük şey dedemle ninem de oradaydılar ve onlarla birlikte eğleniyorlardı. Dilim tutulmuş, elim ayağım titriyordu. Eve nasıl gelip kendimi yatağa attığımı bile hatırlamıyordum. Uyandığımda dedem gelmişti. Korkudan dedeme yaklaşamadım. Annemle babamı bir odaya çekip ne olduğunu anlattım. Bana şaşkın bir şekilde bakıyorlardı. "Endişelenme. Sadece bir kabus görmüşsündür." Deden saat 2:30 gibi elinde tüfekle eve döndü. "Tilki avlamaya gitmiş" dedi. "Baba, rüya değildi. Ben gece dışarıya çıktım. Gördüklerim gerçekti." "Peki o zaman baba, akşam dedem yine ortadan kaybolursa benim dediğim yere gideceğiz, tamam mı?" dedim. Babam kabul etti ama bir hafta geçmesine rağmen dedem bir yere gitmiyordu. Babamla oturup sohbet ederken ben tuvalete gidiyorum diye kalktım. Aslında dedemin odasına kontrol etmeye gidiyordum. Kapıyı hafif araladım. Yatak boştu. Pencere ise açıktı. Hemen babamı çağırdım. Babam da odanın boş olduğunu görünce ava çıkmıştır. Zor da olsa ikna edip ormandaki açıklığı gördüğüm yere onları da götürdüm. Dedem ve ninem o garip vücutlu yaratıklarla eğleniyorlardı. Babam şaşkınlık ve korkudan kilitlenip kalmıştı. Bana bakıp "Hemen buradan gidiyoruz" dedi. Koşarak eve gittik. Annem bizi görünce açıklama beklerken "Sonra anlatırız" dedik. Arabaya doğru koştuk. Hayır, bu olamaz. Arabanın 4 lastiği de patlamıştı. Saat 12'yi gösteriyordu. "Yaya da olsak buradan gitmeliyiz. Baba lütfen" dedim. "Sen kafayı mı yedin? Ne olduğu belli olmayan şeyden kaçarken kurda kuşa yem mi olalım? Evde durup dedenden sağlam bir açıklama bekleyeceğiz. Onun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok" dedi babam. Bu yöntemi pek istemesem de içeriye girip dedemi bekledik. Olanları da anneme anlattık. Önce şaka yaptığımızı düşündü ama yüzümüzdeki korku ve şaşkınlığı görünce ikna oldu. Sonra babama "Fenerini al, arka bahçeye gidiyoruz" dedim. Babam merak ve şaşkınlıkla feneri aldı. Zor da olsa kuyunun kapağını açtık. Feneri aşağıya tuttuk. Aman tanrım, gördüklerimiz dedem ve ninemin çürümüş cesetleriydi. Annem yere çöküp korkudan ağlıyordu. Babamın ise gözleri dolmuş. Ben ise garip bir şekilde sadece şaşkınca etrafıma bakıyordum. "Bu kadar yeter. Sonunda ölüm olsa da buradan gitmeliyiz" deyip ormanın derinliklerine doğru giden şehir yoluna girdik. Hızlı hızlı yürüyorduk. Kimse arkasına dahi bakmıyor, konuşmuyor. Sadece hızlı bir şekilde yürüyorduk. Sonra babam gülmeye başladı. "Babam, sen ne salak bir çocuksun. Her şeye inandın. Seninle ne güzel oynadık." Ben korkmaya başlamış, neredeyse aklımı yitirmek üzereydim. Babam ve annem ise korkunç bir şekilde kahkaha atıyordu. Bu korkunç sesler gecenin karanlığına karışıyordu. Ben koşmaya başladım. Köyün yolunu tuttum. Babam "Ne kadar kaçabileceğini zannediyorsun? Burası bizim" diye arkamdan bağırıyordu. Ben hem ağlıyor hem de koşuyordum. Dedemin evine ulaştığımda gördüklerime inanamadım. Evin önceki halinden eser yoktu. Her yeri yıkık dökük eskimiş bir evdi ve içinde annem ve babamın parçalanmış cesetleri vardı. Bu görüntüyü görünce kusmaya başladım. Artık ölmek istiyordum ama ölümümün o varlıklar tarafından olmasını istemiyordum. Bütün gücümle daha doğru koşmaya başladım. Sinyal aramaya çalışıyordum. Ormanın farklı yerlerinden gülme sesi geliyordu. Sonunda sinyal buldum. Jandarmayı aradım. Köyün ismini söylediğimde telefondaki kadın şaka olduğunu zannetti ama sesimdeki korkudan anlamış olacak ki "Hemen geliyoruz" deyip kapattı. Köye tekrar inip sinyalin olduğu bir yerde saklanıp yaklaşık 30 dakika bekledim. Köyün içine gelen ışıkları görünce biraz olsun rahatladım. Hemen gelen arabanın yanına gittim. Ağlayarak annemle babamın cesedi orada dedim. Adam benimle geldi ve binaya baktı. Çocuk, bizimle dalga mı geçiyorsun? Orada kimse yok dedi. Gelenler ismimi sorduktan sonra bir süre ekiplerle görüştü ve bana söylediklerini duyunca tamamen delirdiğimi anladım. Annemle babam 3 hafta önce bir otobüsün mola yerinde ölü bulunmuşlar. Kulağım çınlamaya, başım dönmeye başladı. Bayılmış olmalıydım. Uyandığımda babam, annem ve dedem karşımdaydı. Babam, "Oğlum, bizi çok korkuttun. Dedemi aramaya gidiyorum" deyip evden çıkıp gittin. Ama deden evdeydi. Arkandan koştuk. Ne kadar bağırsak da bizi duymuyordun. Çok hızlı koşmama rağmen seni yakalayamadım. Ormanın içine girdin ve seni zar zor bulduk. Bu olaydan sonra bir daha köye gitmedim. Dedemin de ölüm haberi geldi. Annemle babam cenazeye gittiler. Fakat ben bir daha asla köye gitmedim. Sürekli annemle babamı izliyorum. Halleri çok tuhaf. Umarım rüyamda gördüklerim gerçek değildir. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.